Biz anayasa metnini ilk açıkladığınızda bir refleksle dedik ki böyle bir anayasa dünyanın hiçbir ülkesinde başkanlıklarda dahi yok. Bu AKP'nin kendine göre hazırladığı bir anayasa. Konuşmalarımızın birisinde bizim Adalet Komisyonu grup sözcümüz Ömer Soğal'dan dedi ki yahu Cemal senin İngilizcen de var. Ben buradaki maddelerin bir kısmını hatırlıyorum bir yerden. Ya şu anayasayı bir çevirsene oradan dedi. Ben de oturdum iki günde 156 maddelik bahsedilen anayasayı çevirdim. Ve yanıldığımızı gördüm. Yani grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız bir sürü açıklama yaptı. Kendine özgü bir anayasa bu diye. Ve yanıldığımızı gördüm. Bir hukukçu olarak tabii bu doğruya doğru dememiz gerek. Yanıldığımızı itiraf edelim. Şimdi bir anayasada sizdeki hükümler var. Örneğin o anayasada diyor ki madde 93. Cumhuriyet Başkanı yani Cumhurbaşkanı bu anayasada tanınan sınırlar dahilinde halk adına yürütme yetkisini uygular. Sizin taslakta da 8. maddede yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır diyor. Aynısı. Uydurmamışsınız, almışsınız yani. O anayasada madde 95 diyor ki Cumhurbaşkanı bir veya daha fazla başkan yardımcısı seçer. Görevlerinin bir kısmını onlara verir. Cumhurbaşkanı ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır diyor. Bizim anayasada sizin tasarınızda 104. maddede aynı madde var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile bakanları atar ve görevlerine son verir. O anayasada da biz yok diyorduk ama başka bir yerde 107. maddede Cumhurbaşkanı sebepleri açıklayan bir kararla halk meclisini feshedebilir diyor. Bizde de 116. maddede Cumhurbaşkanı meclisi feshedebiliyor. Yani bir aykırılık yok. Örneğin Anayasa Mahkemesi o ülkede 5 üyeden oluşuyor. Hepsini 139. maddesinde Cumhurbaşkanı atıyor. Yüce Divan sıfatıyla kendini yargılayacak olanları. Siz biraz daha hafif yapmışsınız. 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atıyor. 3'ünü de ona bağlı olan meclis atıyor. Bütçeyle ilgili bir şey buldum. Bizim taslakta diyor ki bütçe kabul edilmediği takdirde meclis tarafından eski yılın bütçesi arttırılarak devam eder. Bu anayasada da onu söylüyor. Diyor ki meclis bütçeyi yeni yıl mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl yeni mali yılın onaylanacağı kadar yürürlükte kalır diyor. Ve biz en çok eleştirimiz Cumhurbaşkanı kanun çıkartıyor, kararname çıkartıyor diyoruz. 104. maddede var gene. Bu anayasada da var bu. 111. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkartması var. Yani bu AKP'ye özgü bir anayasa değil ki. Hangi ülkenin anayasası bu? Bu diktatör Esad'ın Suriye anayasası. Esad, sevgili arkadaşlar, bu anayasadan aldığı yetkiyle memleketinde senelerden beri zulüm yapıyor. 250 binden fazla Suriyelinin ölümüne sebep oldu. Sevgili arkadaşlar, bu anayasayı model almak belki size yakışır. Ama Türkiye'ye yakışmaz. Yapmayın, etmeyin. Türkiye Suriyelileşecek dendiği bugünlerde Türkiye Suriye Anayasası'nı getirmeyin. Yanlış yapmayın. Biz daha önce bir önceki anayasa değişikliğinizde yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Anayasayı değiştirdiniz. Fethullah'ı yargıya soktunuz, teslim ettiniz. Zararlarını hep beraber çektik. En son küçük çocuklara tecavüzle ilgili cinsel istismarda yapmayın dedik. Hayır yapacağız dedi Sayın Bakan. Onu da geri çekmek zorunda kaldınız. Daha önce dinleme yetkilerini sulh cezadan ağır cezaya verdiniz. Yapmayın dedik. Şimdi en son düzenlemeyle tekrar ona döndünüz. Arkadaşlar yapmayın. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmeyin. Saygılarımla.